Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çekme çubuklarının bulunduğu hiklenmesine ait bir örnek sorumuz olacak. Soruya baktığımız zaman 2 adet eşit kollu 100-100-10'luk profilde oluşturulan çekme çubuğuna uygun bulunumlu ekleme yapılacaktır. Verilenlerden faydalanarak sistemi çekme çubuklarının eklerinde gerekli şartlar bakımından analiz ederiz. 5 şıkkında da bulonlu birleşim hesaplamasını yaparak bulon yerleşim şeklini gösteriniz diyor. Malzememiz verilmiş ST37 birinci yükleme hali. Birleşimin şurada baktığımız zaman şekil olarak gösterilmiş. Ana profilimiz yani asıl çekme çubuğumuz 100-119 profilimiz burada bir boy yetmediği için ek yapılmıştır. Ek yapılırken kullanılan parçalara baktığımız zaman 80-88'lik profilimiz var. Şuradaki profilimiz. Ayrıca orta kısımda bir 90-14'lük devamız var. Bir de alt tarafta 208'lik parçamız mevcut. Sistemin bir kesitini bu yan tarafta gösterdik. Daha net olarak anlaşılabilmesi için. Zaten çekme çubuklarının eklerinde bir anlatmıştık, söylemiştik bunu. Gövde ve başlıkta bulon veya perçinli birleşim yapıldığı zaman şaşırtmalı olarak atılır ki kesiti aldığımız zaman aynı yerde zayiat oluşmasın. Yani şuradan diyelim ki bir kesit geçirdik. Buradan kesiti geçirdiğimiz zaman sadece başlık kısmında zayiat mevcut olacaktır. Şu kısımdan bir kesit geçirdik. Yani gövdedeki bulonun olduğu kısımdan kesiti geçirdiğimiz zaman da dikkat ederseniz sadece gövde kısmında zayiat mevcuttur. Başlık kısmında mevcut değildir. Bu sebeple şaşırtmalı olarak atılır. Ayrıca sistemimize şöyle kesit üzerine bir bakarsak, bunlar yani hesaplamalar için çözümlerde çok faydalı olan şeylerdir. Şart olan, bilinmesi gerekli olan şeylerdir. Başlık kısmında baktığımız zaman bulonumuz çift tesirlidir. Tesiri neye göre belirliyorduk? Zıt yönde çalışan parçaların bulum veya perçini kesme sayısına göre. Ana profilimiz bir yönde çalışacaktır. Ek parçalar buna zıt yönde çalışacağı için bir buradan bir de buradan kesmeye zorlayacaktır. Yani çift tesirlidir. Zaten diğer tarafa baktığımız zaman yani başlığın diğer tarafına baktığımız zaman normalde ön görünüşten baktığımızda bu arka kısmını göremeyiz. Bunun için kesit almışızdır. Simetrik olarak bu taraftadır. Aynı şekilde yani bunun aynısıdır. Ve çift tesirli de burada mevcuttur. Fakat gövde kısmına baktığım zaman ek parçayla ana profil burada bir etkileşim olacaktır. Birinci kesme burada oluşacak. Gelecek yine şu kısımda kesmeye sebep olacaktır. Çünkü ek parçayla ana profil burada yine etkileşim içindedir. Bu kısımda yine bir kesme oluşacaktır. Bir de burada kesme oluşacaktır. Yani nedir? Tesir sayısına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Yani bu demek oluyor ki demek ki gövdedeki bulonda 4 adet kayma yüzeyi mevcuttur. Bizim bulon ve perçin hesaplamalarında ya tek tesirliye göre çözeceğiz ya da çift tesirliye göre çözeceğiz. Tek tesirli de neydi? Bir tane kayma yüzeyi oluşuyordu. Çift tesirli de iki tane kayma yüzeyi oluşuyordu. Burada 4 tane kayma yüzeyi oluştuğuna göre nedir bu bir tane bulun? Şuradaki gövdedeki bulun sanki iki tane çift tesirli bulunmuş gibi kabul ederek hesap yapacağız. Çünkü bir tane tek tesirli bulunda iki tane kayma yüzeyi vardır. İki tane çift tesirli ne olacaktır? Dört tane kayma yüzeyimiz oluşacaktır. Bu sebeple bu bulunu iki tane çift tesirli bulun olarak kabul ediyoruz. Böylece dört tane kayma yüzeyi olacaktır. Zaten sistemde hesap yaptığımız zaman sistemin tamamı için, bakın sistemin tamamı için diyoruz burada. Sistemin tamamı için hesap yaptığımızda mutlaka ya tamamen birleşim elemanını tek tesirli kabul edeceksiniz ya da çift tesirli kabul edilerek hesap yapılacaktır. Yani gövde için ayrı, başlık için ayrı hesap yapılmaz. Sistemin tamamında bu sebeple bir kabulümüz olacaktır. Sistemde en düşük çift tesirli bulon olduğu için ne yapıyoruz? Gövdedeki 4 tesirliyi de 2 tane çift tesirli bulon olarak kabul ediyoruz. Ve bu kabulde nedir? Örneğin şuradaki bulonu bu sefer ne kabul edeceğiz?
2 adet çift tesirliymiş gibi kabul edeceğiz. Zaten başlıkta nedir? Bir burada var, bir de simetri vardır. Bu da yine iki taneye karşılık gelir. Çözüme başlayacağımız zaman ilk yapacağımız şeyler neler olacaktır? Bir defa tablolardan bizim için gerekli değerlerimizi alacağız. Gerekli değerlerimiz nedir? Taşıyıcı elemanın emniyet gerilme değeri, bulunumuzun emniyet gerilme değeri, bir de profil tablolarımızdan gideceğiz. Profilimizin kesit alanı ne kadardır? Zaten profil et kalınlığına bakmaya lüzum yok. Çünkü L profilinde nedir? Şu sondaki rakam profilin et kalınlığını vermektedir. Efendim dediğimiz gibi kesit alanına bakacağız. Kaçlık bulunma müsaade ediyor. Buna bakacağız. Ve ondan sonra da çözümümüzü yapacağız. Taşıyıcı elemanımızın emniyet gerilmesi için ne yapıyoruz? Tablo 1'de. Malzememiz ST37 birinci yükleme hali olduğuna göre ve yapının da cinsi belirtilmediğine göre nedir? Yüksek yapı olarak kabul ediyoruz. Çekme, basınç, eğilme de ST37'den yapılar ve birinci yükleme hali için 1400 kilogram bölü santimetre kare bu taşıyıcı elemanımızın emniyet gerilmesidir. Bundan sonra birleşim elemanımıza bakacağız. Birleşim elemanımız neydi? Uygun bulundu. Uygun bulon olduğuna göre tablo 5'e geleceğiz ve uygun bulon için olan kısma bakacağız. Yine yüksek yapı olarak kabul ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yapının cinsi belirtilmemiştir. ST37'den yapılan yapılarda yani nedir? ST38 veya 4D bulon malzemesi olarak kullanıyoruz. Yapımız ST37'den yapılmıştır. Birinci yükleme hali için hemen geldik. Kayma emniyet gerilme değerimiz yani TOA emniyet değeri 1400 kilogram bölü santimetre kare. Ezilme emniyet gerilme değeri de 2800 kilogram bölü santimetre kare. Bundan sonra alacağımız değerler başka ne vardı? Profil tablolarımıza gidiyoruz. 80, 88'lik ve 100-110'luk profillerimize bakacağız. Neden? Çünkü sistemimize bakarsak tekrar ana profilimiz 100-110. Burada ek parça olarak eşit kollu L profili kullanılmış 2 adet. Bu da nedir? 80-88'lik profil. Evet, 80-88'lik eşit kollu L profilimiz. Bize gerekli olan dediğim gibi burada kesit alanını bir alacağız. Bu da nedir? 80-88'lik için 12.30 santimetre kare kesit alanı. Bunun yani 80'lik profilin D değerine bir bakarsak 80-88'de nedir? D değerini 21 milimetre olarak vermiş. Yani demek ki en fazla 21 milimetre olarak alabiliriz. Tabi bu nedir? Buradaki D delik çapı olarak dikkate alınacaktır. Yani perçinleri hesaplıyorsak direkt 21 milimetreyi alacağız. Fakat bulon hesaplıyorsak buna göre bulon değerimizi belirleyeceğiz. Uygun bulon veya kaba bulona göre D değerimizi de alacağız. Zayiatı da hesaplarken yine bu M kaçsa ona göre de zayiatını hesaplarız. Evet, şimdi 100-110'luk profilimize bakarsak 100-110'luk profilimizin kesit alanı ne kadar? 19.20 santimetre kare. 100-110'lukta müsaade edilen perçin çapına baktığımız zaman 100-110 bu da yine 21 milimetre. Evet, bulon çapımız 21 milimetre. Burada da yine 21 milimetre olarak delik çapımız bunu tablomuz vermiştir. Ve tablolara mümkün mertebede bağlı kalacağız. Buradaki değerimiz de ayrıca nedir? En fazla alınabilecek değerdir. Yani bunun altındaki değerler alınabilir. Fakat nedir? Bunun üstüne çıkılamaz. Mesela diyelim ki 100-110'lukta örneğin şurada 100-112 olsaydı 25 milimetre olacaktı. Hemen burada bakacaktı. 80-88'likte kaça müsaade ediyor? 21'e. 100-112'de diyor ki en fazla 25 milimetre olabilir. Şimdi ben 25 milimetre seçseydim o zaman ne olacaktı? Burada 21 milimetre değerini geçtiği için alamazdım.
Yani burada verilen değerler nedir? Müsaade edilen maksimum değerdir. Bunun altındaki değerleri alabiliriz ama hiçbir zaman üstüne çıkmayız. Fakat burada 100-110'luk profilimiz için 21 mm, 80-88'lik için 21 mm. Demek ki bu yönden sorunumuz yok. İkisinde de aynı değer olduğundan dolayı. Tabii hemen anında bu değeri almıyoruz. Ne yapacağız? Sistemde bir T minimum değerini belirleyeceğiz. T minimuma göre müsaade edilen maksimum acaba çap ne kadardır? Bunu hesaplayacağız. Eğer 21 milimetreden fazlaysa yani müsaade edilen değer o zaman nedir? Alabiliriz. Fakat 21 milimetrenin altındaysa o zaman ne yapacağız? Biz de bulunumuzu ona göre seçeceğiz. Evet, tablodan değerlerimizi sırasıyla aldık. Malzememizin emniyet gerilme değeri 1400 kilogram bölü santimetre kare. Bunu dediğimiz gibi tablo 1'den aldık. Uygun bulun için kayma emniyet gerilmesi ve ezilme emniyet gerilmelerini tablo 5'ten aldık. Kayma emniyet gerilmemiz 1400 kilogram bölü santimetre kare. Ezilme emniyet gerilmemiz 2800 kilogram bölü santimetre kare. Daha sonra ne yaptık? Eşit kollu L profiline gittik. 100-110'luk profilimizin ve 80-88'lik profilimizin değerlerini aldık. 100-110'lukta 19.20 santimetre kare. D değerini 21 milimetre vermişti. 80-88'de kesit alanımız 12.30 santimetre kare. D değeri bunda da 21 milimetreydi. Bunun dışında 90-14'lük ve 208'lik var ki zaten bunlar da direkt alanlı. Hemen hesaplayabiliriz. Nedir? 9 çarpı 1.4'ten buradaki levhanın kesit alanı, 20 çarpı 0.8'den de bunun santimetre kare olarak kesit alanını hesaplarız. Burada bir EX değerlerimiz var. 100-110'lukta ve 80-88'likteki EX değerleri. Bu da bize nedir lazım olacaktır? Bu değer bize ağırlık merkezini hesaplarken lazım olacaktır. EX değeri dediğimiz nedir? Tabandan x mesafesine kadar, x eksenine kadar olan mesafenin değeridir. Zaten tablodaki şeklimize de bakarsanız EX değeri ağırlık merkezinden geçen x eksenimiz burada. Tabandan itibaren x eksenine kadar olan mesafe EX değeridir. Bunu da tablodan bakarsak 80-88'lik için EX değerimizi hemen geliyoruz, alıyoruz. Şuradan bu sütundan baktığımız zaman 2.26 santimetre bu değerimiz. Ayrıca 100-110'luk profilimiz için de bakarsak 100-110 için EX değeri 2.82 santimetre. Tabi eşit kollu profil olduğu için EX ve EY değerleri birbirine eşittir. Farklı kollu profil olsaydı EX ve EY değerleri birbirine eşit olmazdı. EX ve EY değerlerimizde EX değerlerimizi aldık. Sadece bize EX değeri lazım. Çünkü neden? Ağırlık merkezini hesapladığımız zaman X ekseni buradan geçecektir. Buradan tabandan olan uzaklıkları esas alıyoruz. Evet, bu kısımda bir açıklamamızı yapmışız. Biraz önce işte çift tesirli bulon almamızın sebebini burada açıkladık. Bundan sonra D değerini hesaplamaya geçeceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey ne olacaktır? Gövdede ve başlıkta T minimum değerini belirleyeceğiz. İlk önce başlık için bakarsam başlık kısmında T minimum değerimiz zıt yönde çalışan parçalar dikkate alıyoruz. Ana profil bir yönde çalışır. Bu 10 milimetredir. Ek parçalar zıt yönde çalışır. Yani ek parçalar ortak çalıştığı için ve diğerine ters yönde olduğu için zıt yönde çalışır diyoruz. Şöyle bakarsak 8 milimetre bu. 8 de bu 16 milimetre. Ana profil ne kadar? 10 milimetre. T minimum değerimiz gövdede ne kadar? 10 milimetredir. Şimdi geldik başlık kısmına. Bakın başlık kısmında ne yaptık? Dedi ki çift tesirli olarak kabul ettik. Yani bu 4 tesirliydi. Dedi ki 2 tane çift tesirliye denktir. Şuradan itibaren bakarsam. Birinci tesirin olduğu kısım, ikinci tesirin olduğu kısım. Yani şurada 1, 2, 3 parçayı dikkate alacağım. Ana profilimiz 10 milimetre. Ortadaki ek parçamız 14 milimetre.
ve şuradaki L profilimiz nedir? 8 milimetre. 8 artı 14, 22. Ana profil ne kadar? 10 milimetre. O zaman başlıktaki gibi her ikisi de yine nedir? 10 milimetredir. Yani sistemin tamamında ne yapıyoruz? Başlıkla gövdeyi kıyasladığım zaman 10 milimetre olarak belirliyorum. Zaten burada da bunu belirtmişiz. Başlıkta T minimum değerimiz 10 milimetre. Gövdede T minimum değeri 10 milimetre. İkisini kıyasladım. İkisi de eşit olduğu için hemen direkt 10 milimetreyi aldım. Mesela diyelim ki burada şöyle bir 12 olsaydı veya 8 milimetre olsaydı, o zaman da ne yapacaktım? Buna göre kıyaslayacaktım. Yani biraz önce dediğimiz gibi 12 milimetre olsaydı gövdede, bu sefer ne yapacaktım? Başlıkta 10, gövdede 12 ise diyecektim nedir? T minimum değeri seçiyorum. O zaman küçük olan değerimiz 10 milimetre, T minimum değeri 10 milimetredir. Bu T minimum değeri nedir? Sistemin tamamı için yaptığımız hesaplarda geçerlidir. Ek parçalar için yaptığımız hesaplamalarda ise kendi başına bağımsız alacağız. Biraz sonra onu da yine açıklamasını yaparız. Evet, müsaade edilen D max değerini hesaplarsak 5T minimum eksi 0.2 santimetre cinsinden bu değer çıkacaktır. T minimum 1 santimetre, karekök 5 çarpı 1 eksi 0.2'den 2.04 santimetre. Yani 20.4 santimetre milimetre oluyor. Tablolarımızda D değerimiz ne kadardı? 21'di. Fakat T minimum değerine göre azami kaç milimetreye müsaade ediyor? 20.4 milimetre. O zaman demek ki biz 21 milimetreyi alamayız. Mecburen 21'den küçük olacaktır. Blonlar konusunda blon ölçülerini falan vermiştik. Şöyle bir daha bakarsak, eğer 21 milimetreyi esas alsaydık, yani uysaydı, o zaman nedir? M20 blonu olacaktı. Fakat M20 blonu burada uygun değildir. Çünkü neden? 20.4 milimetreye kadar müsaade ediyor. Burada da nedir? 21 milimetre. O zaman bunu geçtik. Ne yapıyoruz? Bir küçüğüne geliyoruz. M16'ya. Delik çapı ne kadar? 17 milimetre. Tabloda müsaade edilen maksimum değerler neydi? 21 milimetre. Bu değerleri geçmediği için o zaman nedir? M16 blonu alıyoruz. M16 blonunda delik çapı 17 milimetredir. Uygun blon gövde çapımızda zaten delik bu değeri eşittir. Yani 17 milimetrede bunu alırız. Evet, blonumuzu da belirledik. M16 blonu ve uygun blon çapımız direkt delik çapına eşittir ve 17 milimetredir. Tabi burada delik çapı 17 milimetre diyoruz. Yönetmeliğe göre zayiat alanı hesaplanırken ne yapacaktık? Eğer bu M16 şeklinde sembol olarak ifadeyi dikkate alıyorsak buraya bir 2 milimetre ilave edecektik. Yok, bunun çapını dikkate alıyorsam uygun bunun çapına 1 milimetre ilave edecektik. Yani zayiat alanı hesaplarken delik çapını 18 milimetre olarak kabul edeceğiz. Evet, çekme çubuklarında eklenmesinde gerekli şartlar bakımından. A şıkkında bunları biz sormuştum. Birinci şartımız nedir? Net alanlar. Çekme çubuklarının eklenmesi dersinde bunu anlattık. Ne dedik? Net alanlar kıyaslandığı zaman ek parçaların net alanı hiçbir zaman ana profil net alanından küçük olamaz. Bu sebeple ilk başta ne yapıyoruz? Net alanları hesaplıyoruz. Ana profilimizin net alanına baktığımız zaman ana profilimiz nedir? 2 adet 100-110'luk profil. 100-110'luk profilin kesit alanı ne kadar? 19.20 santimetre kare. Zayiat olarak baktığım zaman bir profil için düşünürsem, eğer şuradan kesiti geçirdiğim zaman sadece başlık kısmında zayiat vardır. Buradan kesiti geçirdiğimiz zaman da sadece gövde kısmında zayiat vardır. Başlıkta yoktur. Yani bir profilde kesitte ancak bir tane zayiat var. Buradan
Et kalınlığımız eşit olduğu için gövdeyi de başta da alsak fark etmez. O zaman ne yapacağız? Bir tane profilin alanı yani 19.20 eksi şuradaki zayiat alanımızı çıkacağız. Veya bu kısımda başlıktakini de alsak yine aynıdır. Yani 10 mm et kalınlığıydı. Seçtiğimiz bloğun çapına baktığımız zaman M16 bloğunu seçmiştik. Zayiat hesapladığımıza göre M16 artı 2 mm dedik ve 18 mm olacak. Yani santimetre olarak bakarsan 1 çarpı 1.8'de zayiat alandır. Bu nedir? Bir tane profilde. Bizim profilimiz 2 tane olduğu için ve ikinci profilde de aynı zayiat oluştuğu için nedir? Toplam değeri 2 ile çarparsak toplam ana profilin net alanını bulmuş oluruz. Evet, burada işlemlerimizi de gösterdik. 19.21 profilin toplam alanıydı. 1.8 çarpı 1 zayiat alanıydı. 19.20'den 1.8 çarpı 1 değerini çıkardığımızda tek profilin net alanı olacaktır. 2 adet profil olduğu için ne yapıyoruz? Hemen 2 ile çarpıyoruz. Toplam ana profil net alanımız 34.8 santimetre kare. Bundan sonra geldik ek parçalarına. 80-88'lik. Bunda da yine sistemde baktığım zaman 80-88'lik. Bir tanesini dikkate alarak bakacağım. Zaten diğeri de bunun aynısı olduğu için en sonunda ne yaparız? Toplam değeri bulmak için 2 ile çarparız. Bu olur. Zayiat alanı 80-88'likte nedir? Et kalınlığı 8 mm. 0.8 çarpı 1.8'de zayiat için alacağımız delik değeridir. 80-88'lik için geldik. 12.30 eksi 1.8 çarpı 0.8 bu bir profildeki zayiat. Sonucu kalan net alandır. 2 adet 80'lik profil olduğu için ne yaptık? Bu değerin tamamını 2 ile çarptık. Sonucumuz 21.72. 2 adet profilin toplam net alanı 21.72 santimetre kare. Burada hemen bir profil içinde bir bakalım. Çünkü önümüzdeki işlemlerde bunu kullanacağız. Bir profilin net alanı ne olacaktır? 21.72 bölü 2 de bu değeri verecektir. 90'a 14'lük ve 200'e 8 diye baktığımız zaman ben yine şöyle bir kesite döneyim. 90'a 14 diye baktığımız zaman 90'a 14'lük nerede? Sadece gövdede. Ve bir tane zayiat var 90'a 14'lükte. Başka yok. Fakat 200'e 8 diye baktığım zaman başlıkta bulunuyor. Gövdeyle yine hiçbir alakası yoktur. Fakat nedir? Burada aynı anda bir burada bir de bu kısımda olduğu için iki tane zayiat vardır. Yani 90'a 14'lükten bir tane zayiat alanı düşerken 200'e 8'likten 2 adet zayiat alanı düşmem gerekiyor. 90'a 14'lüğe baktığımız zaman 9 çarpı 1.4 parçamızın kesit alanıdır, toplam alandır. Eksi 1.8 çarpı 1.4'te zayiat alanıdır ve sonucumuz 10.08 ediyor. 200'e 8 diye baktığımız zaman 20 çarpı 0.8 bizim başlıktaki levhamızın toplam alanıdır. Bunda biraz önce de belirttik 2 adet aynı anda 2 tane zayiat olduğu için bir tane zayiat alanımız 1.8 çarpı 0.8'di. 2 ile çarptığımız zaman toplam zayiat olur. Ve bu alanda da bunu çıkartırsam 13.12 santimetre karede 208'liğin net alanı oluyor. Şimdi ek parçaları ilk başta ne yaptık? Net alanları hesapladık. Şimdi hemen topluyoruz. Sadece ek parçaları topladığım zaman yani 21.72 2 adet 80'lik profil olduğu için 10.08 artı 13.12 hepsini topladık. 44.92 santimetre kare. Ana profilin net alanı ne kadardı? 34.8 santimetre kare. Birinci şartımızı sağlıyor mu? Evet. Ek parçaların net alanı ana profilin net alanından büyük veya eşit olabilir. Küçük olamaz. Ve birinci şartımız sağlandı. Bundan sonra geldik ikinci şarta. Bu da nedir? Ana profille ek parçaların ağırlık merkezlerinin çakışması. Burada en fazla yaklaşık olarak şöyle 3 mm'ye kadar bir
müsaade ederiz. Bundan daha fazlasını da istemeyiz. Evet, burada şekli biraz daha büyük olarak çizdik. Tam olarak değerlerimizi göstermek için. Ax değerlerimizi tablodan bakmıştık. 80'lik profilimizin ax değeri, yani 80'lik profilin tabanından ağırlık merkezinden geçen eksen olan uzaklığı 2.26 cm'ydi. Yüzlük profilimizin 2.82 cm'ydi. Şimdi ağırlık merkezi hesapladığımız zaman bir adet bir kıyas düzlemi geçiririz. Bunu farklı derslerde de görmüşsünüzdür. Mukavemette olsun veya statikte olsun ağırlık merkezi hesapladığımız derslerde mutlaka görmüşsünüzdür. Birleşik bir kesitte ağırlık merkezi hesaplıyor isem bir kıyas düzlemi geçiririm. Ve bu kıyas düzlemine göre ağırlık merkezini bulurum. Kıyas düzleminden itibaren ne kadar uzakta bunu bulurum. Burada kıyas düzlemini şu başlıktaki tam parçanın ağırlık merkezinden ortadan geçirdik. Bunu niye böyle yapıyorum? Çünkü ağırlık merkezinin, parçanın ağırlık merkezinin kıyas düzlemine olan mesafesi sıfır olduğu için işlemler bile biraz azalacaktır. Bazen de bu lazım olur. Ama her zaman illaki bu en alttaki parçanın ağırlık merkezinden sistemin kıyas düzlemini geçireceğim diye bir şart yoktur. Sisteme bakarız. Bizim için en rahat, en kolay hangisi ise kıyas düzlemini oradan geçiririz. Yani kıyas düzlemini buranın altından da geçirebildim veya şu ana profilin tabanının olduğu yerden de geçirebildim. Bu sefer de değerlerimi ona göre bulmuş olurdum. Yani kıyas düzlemini her zaman ne yapıyoruz? En uygun yer nereyse bizim için işlem yapabilme kolaylığı açısından oradan geçireceğiz. İlk başta ana profilimizin ağırlık merkezine bakıyoruz. 2.82 idi. Ex değeri ana profilin. Kıyas düzlemimiz buradan geçiyor. Burası ne kadar? 8 mm. Ortadan geçtiğine göre dikdörtgen kesittedir. Ağırlık merkezi ortadadır. 4 mm tabanın buradaki eksen olan uzaklığı var. 2.82 cm artı 0.4 cm dedik mi? Değerimiz kaç olacaktır? 3.22 cm ana profilin ağırlık merkezinin kıyas düzlemine olan uzaklığıdır. Ana profil tamam. Şimdi neye bakacağız? Ek parçalara bakacağız. Tabii ek parçalar farklı farklı şekillerde ek parçalarımız var. Bunun mecburen ağırlık merkezini hesaplamamız lazım. Bunun için ilk başta kıyas düzlemine göre bakacağız. 80'lik profilimizin 2.26 cm'ydi. Ax değerimiz kıyas düzleminde olan mesafeye bakıyorum. 10 mm burada var. 4 mm de şurası, 14 mm. Yani 1.4 cm. 2.26'ya ilave ettiğim zaman buradaki değeri bulurum. 3.66 cm. Yani nedir? 80'lik profilin ağırlık merkezinin kıyas düzlemine olan uzaklığıdır. Gövde kısmında 90-14'lük parçamız mevcuttu. Şu kısım ne kadar? 90 mm. Ağırlık merkezi nerede olacaktır? Bunun dikdörtgen kesit olduğu için tam ortada olacaktır. Şimdi gelelim burada kıyas düzlemine olan mesafeyi bulmaya. 90 mm bura olduğuna göre ağırlık merkezi şuradaki parçamızın alt tarafına kadar olan değeri nedir? 45 mm. 90-14'lük parçamız tam en üstten başlamış. Ana profilimiz ne kadardı? Kol boyu 100 mm. Demek ki şurada bir 10 mm boşluk kalıyor. Çünkü neden? Bu parçamız 90 mm. 90 mm bölü 2 dedik. Ağırlık merkezinden parçanın alt kısmına kadar olan mesafemiz 45 mm artı 10 mm dedik. Yavaş yavaş şöyle kıyas düzlemine doğru yaklaşıyoruz. 4 mm de buradan gelecektir. Yani 10, 14, bir de şuradaki parçanın ağırlık merkezi 45'i dikkate aldığım zaman
5.90 santimetre de burası yapıyor. Kesit alanlarımız belli. Kıyas düzleminin olan uzaklığımız belli. O zaman geriye sadece ağırlık merkezini hesaplamak kaldı. Ek parçaların ağırlık merkezi. Tabi nereden? Kıyas düzleminin olan uzaklığı. Her zaman kıyas düzlemine göre yapacağız. Birleşik parçalarda ne yapıyorduk? Alan çarpı ağırlık merkezinin kıyas düzlemine olan uzaklığı artı ikinci alanımız çarpı yine bu ikinci parçanın kıyas düzlemine olan ağırlık merkeziyle arasında olan mesafemiz. Böyle devam ediyoruz. Toplam alana da ne yapıyoruz? En sonunda bölüyoruz ve ağırlık merkezinin yerini buluyoruz. 80'lik profilimizin kesit alanı ne kadardı? 12.30. Dikkat ederseniz burada almış olduğum kesit alanı nedir? Zayiatsız haldeki. Yani net alanı almıyoruz. Toplam alanımız neyse bunu alıyoruz. Ağırlık merkezini hesaplarken blon veya perçin için açılan yuvaların herhangi bir şekilde zayiata sebep olmadığı kabul edilerek yapılır. Zayiatsız alan dikkate alınır. Zayiatlı alan alınmaz. 12.30. Eksen olan uzaklığı ne kadar? 80'lik profilimizin 3.66 santimetre. Alan çarpı mesafemiz. Aynı profilde bir burada var bir de burada var. Simetrik olarak 2 adet olduğu için ne yapıyoruz? Bu diğeri hemen 2 ile çarptık. Gövde kısmındaki levhamıza baktığımız zaman 90'a 14'lük levhamızdır. Bunun ağırlık merkezi ne kadardı? 5.90 santimetre mesafedeydi. Kesit alanımız 12.6 santimetre kare çarpı 5.90. En son neye geldik? Başlık kısmında. Başlık kısmında ağırlık merkezinden ekseni geçirdiğim için parçanın ağırlık merkezinin kıyas düzlemi olan mesafesi sıfırdır. Yani sıfır çarpı alanda sıfır dediği için hiçbir şeyde işleme burada sokmaya gerek görmedik. Tabi burada ağırlık merkezinin olan uzaklık sıfır olduğu için ne yaptık? Dedik ki burada dikkate almadık ama ek parçaların toplam alanında ne yapacağız? Yine bunu alan olarak dikkate alacağız. Evet, hesaplamamızın sonucunda 3.09 santimetre yani 30.9 milimetre ediyor. Ana profilin ağırlık merkezi ne kadardı? Ana profilimizin ağırlık merkezine baktığımız zaman 32.2 milimetre. Ek parçalarınki 30.9 milimetre. Aradaki farkı aldığımız zaman 1.3 milimetre yapıyor ki bu değer 3 milimetre küçük olduğu için demek ki tolerans payımızın içinde kalıyor ve ikinci şartımız da burada sağlıyor. Yani çekme çubuklar için gerekli olan 1 ve 2. şartı sağlıyor. Bundan sonra artık blon hesabına geçebiliriz. İlk olarak ne yapacağız? Sistemin tamamında kaç tane blon lazım? Bunu hesaplayacağız. Ezilmeye göre, kaymaya göre emniyetli kuvveti belirleyeceğiz bunlardan. Toplam yük bölü emniyetli kuvvetimiz bizim blon sayımızı verecektir. Tabii bu soruda bize şöyle baktığımız zaman herhangi bir şekilde P kuvveti verilmemiş. Yani P kuvveti budur denilmemiş. O zaman ne yapacağız? Çekme çubuğunun karşılayacağı maksimum yükü bulacağız. Bunun için de nedir? Net alanı dikkate alarak gidiyoruz. Gerilme eşittir kuvvet bölü alandan hesaplamamızı yapıyoruz. Profilimizin net alanı 34.8 santimetre kareydi. Profilimizin emniyet gerilme değeri 1400 çarptığımız zaman 48.720 kilogram. Demek ki bu sistemde çekme çubuğumuz azami 48.720 kilogram karşılayacaktır. Şimdi sistemin tamamı için hemen uygun bulan hesaplamasını yapalım. İlk etapta ezilmeye göre geldik. Ezilmeye göre ne yapıyorduk? D çarpı T minimum değerinden giderek ezilme bir adet blonun ezilmeye karşı ne kadar
bir yük karşılayacağını bulacağız. Ezilme alanımız D çarpı T minimumdu çarpı ezilme emniyet gerilmemiz. Değerlerimizi yerleştiriyoruz. Buradaki D değerimizi 1.7 alıyoruz. Bakın bunu karıştırmıyoruz. Yukarıda almış olduğumuz 1.8 yani 18 milimetre nedir? Yönetmelik esaslarına göre yani çelik yapılar, tasarım ve hesap yöntemleri. Bunun için yönetmeliğimiz mevcuttur. 2018 yılında bu yönetmelik çıkmıştır. Buna göre hesap yaparız. Zayiat alanını hesaplarken ne yapıyoruz? 1 milim burada artırıyorduk. Yani nedir? Uygun bunun çapına göre. Tabi sembol olarak ifade edilmesinde M16 demişiz. Ona da nedir? 2 milim ilave ederiz. Evet burada dedik ki direkt D değerini olarak alıyoruz. Yani buradaki D değerimiz nedir? Tablomuzdaki zaten D değerinden bakın M16 için delik çapı 17 milimetre. Buradaki 17 milimetreyi esas alarak gidiyoruz. Evet değerlerimizi yerine yerleştirdik. Sonucumuza baktığım zaman 4760 kilogram. Yani demek ki çift tesirli M16 uygun bloğunu bu T minimum değerine göre 4760 kilogramı ezilmeye göre rahatlıkla karşılayabiliyor. Şimdi geleceğiz kaymaya göre. Çift tesirli olarak aldığımız için nedir? Kayma yüzey alanımız 2 adet olacağı için hemen 2 ile çarptık. Kayma emniyet gerilmesini de tablodan almıştık. Hemen tablo 5'ten bu değerimizi de aldığımız için değerlerimizi yerleştiriyoruz ve 6355.44 kilogram sonucumuz çıkıyor. Emniyetli kuvvetimiz burada nedir? Yani bir bloğun emniyetli olarak ne kadar karşılayabilir? Hemen ezilme ve kaymaya göre karşılamış olduğu kuvvetlerden minimum olanını seçiyoruz. Bu da nedir? 4760 kilogram. En emniyet kuvvetimiz belli olduğuna göre hemen ne yapıyoruz? Bloğun hesaplamasını artık yaparız. Yani toplam yük bölü emniyette karşılanan kuvvetimiz. Toplam yükü hesaplamıştık. 48.720 kilogram. Emniyette olarak 4760 kilogramı karşılayabilmekte bir bloğun. Hemen böldüğümüz zaman 10.24. Burası için demiştik ki küsuratlı çıktı mı yani ondalıklı bir değer mevcut ise ne olacaktır? Herhangi bir şekilde değeri ne yapıyoruz? Hemen bir üst değeri yuvarlayacağız. 10.24. Bakın bunu 11'e değil neden 12 adete yuvarladık? Bunun sebebi ne? Sisteme şöyle bir geleyim ben. Hesaplamamızı yaptığımız zaman birleşimin yani ekin yapıldığı yerin sadece tek bir kısmına göre hesaplamayı yaparız. Zaten diğeri de bunun simetri olacağı için aynısını bu tarafa alırız. Şöyle bakayım. Gövdedekileri 2 adet çift tesirli bloğun kabul etmiş miydik? Evet. Bakarsam 2. Başlıktaki de zaten 2 adet mevcut. 2 de bu 4. Yani sırasıyla gidersek. Şöyle 2. Geldik buraya 4. Çünkü bu tarafa geldik 6. Bu tarafa geldik 8. Ondan sonra bir daha oldu 10. Ondan sonra ne olacaktır? 12. Yani 2 2 artarak gittiği için 11'i alamıyorum. Çünkü burada 11 tane atacak yer yoktur. Zaten bu 2 tane çift tesirliye denk olduğu için hemen buradan 2, 4, 6 dedik. Geldik alt tarafa. Şimdi 11 olması için ne olacaktır? Burada birinci kısımda şuradan bakarsam karşılıklı hemen simetrik olarak 2 tane attık. Buraya geldik bir daha attık. Ondan sonrakinde bu kısma atıp diğer tarafa bloğum atmıyorum diyemeyiz. Çünkü simetrik olduğu için ve bu kısımda da bağlantı yapılacağı için mutlaka ikişer gidecektir. İkinin katları şeklinde bloğun sayısı gittiği için 11 taneyi ne yaptık? Alamadık. Bu sebeple sistemin tamamına 12 adet çift tesirli uygun bloğun gereklidir. Bloğunlarımızı hemen bir yerleşimini yapalım. E değerlerimizi hesaplıyoruz. Yani E değeri, E1 değeri ve E2 değeri. E değerlerimiz bloğunlar arasındaki kuvvet doğrultusuna baktığım zaman bloğunlar arasındaki mesafedir.
E1 değerimiz kenarı olan, yani kuvvetin dik olduğu kenarı olan mesafemizdir. Buradan sonra geldik nedir? Hemen E2 değerine. E2 değerine geldiğimiz zaman nedir? E2 değerini mecburen tablodan alacağım. Yani şu tabandan itibaren olan mesafe. Bu da nedir? Tablolarımızda değer olarak verilmiştir. Bakın şurada V1 değeri. İstersen bu taraftan da gitseniz yine V1 değeri. Bildiğiniz gibi bunu önceden de bir açıklamıştık. Şurada B büyük 100 yazıyor. Yani eğer profilim kol boyu 100 mm'nin üstündeyse 2 sıra atıyorduk. 100 mm'ye kadarsa tek sıra atabiliyorduk. Bizim tek sıra olduğu için V1 değerimiz, burada da yine çift sırada olsa V1 değeri nedir? Tabandan birinci bloğun veya perçin için açılan yuvaya kadar olan mesafe. V1 değerimiz. 80'lik profilimize baktık. V1 değeri ne? 45 mm. V3 değerimiz de diğer taraftır. Yani şu uç kısmı olan mesafedir. 35 mm'dir. Zaten bu kısım 45 mm olursa 80'lik için ne kalacaktır? Geriye 35 mm kalacaktır. Yüzlük için baktığımız zaman 55 mm olarak belirliyoruz. Evet. E2 değerini dedik ki tablodan alacağız. V1 ve V3 değeri olarak. E2 değeri tabi burada nedir? V1'e eşittir. Şurada da şekilde gösterdik. Şimdi bulonlarımızı ilk başta yerleştirelim. Geldik. Gövdeye bir bulon attık. Tabi burada attığımız bulon nedir? Normalde 4 tesirlidir. Fakat 2 tane çift tesirli olarak kabul ettiğimiz için 2 adet burada. Hemen orta kısmında, yani E2'ye kadar şaşırtma olarak atıyoruz. Başlıktaki bulonlarımızı attık. 2 adet de burada var. 4. Tekrar gövdeye attık. 2 adet burada. 8, 6. Başlığa geldik. 8, 10 ve 12 adet. Bulonumuzun yerleşme şekli de bu şekilde olacaktır. Ve nedir? Gövde ile başlıkta baktığım zaman şaşırtmalı olarak gidecektir. Yani gövdede atılan bulonların tam orta noktasından başlıktaki bulonu atarız. Başlık bulonlarının tam ortasından da mesafe olarak tabi tam ortasından diyoruz. Onu da gövdedeki bulonu atarak şaşırtmalı olarak gideriz. Şimdi gelelim E değerine. Bulonlarda dedik ki 3,5-4 de arasındadır. Fakat 3,5 D'yi direkt olarak alıyoruz. Her zaman 3,5 olarak alalım. Zaten bu nedir? Minimum mesafedir. 3,5 × 17, 59,5. En az olması gereken değer 59,5. Mecbur değilsem bu değeri kullanmam. Şöyle bir miktar artırırım. Küçük bir miktar ve düz değere getiririm mümkünse. 59,5 ne yaptık? 60 mm'ye yuvarladık. E1 değerine geldik. 2D. 2 × 17 34 mm'dir. Bunu da yuvarladık. Hemen 35 mm olarak aldık. Bu alt taraf tamam. Yani bu kenardan itibaren 35 mm. Bulonlar arası da zaten 60 mm. Burada da bakarsam şu kenara kadar olan mesafe 35 mm. Diğerleri 60 mm olarak gidiyor. V1 değerlerinden gittiğimiz zaman ana profilimizin yüzlük profili nedir? Tabandan gövdedeki perçin yuvasına kadar olan mesafe V1 değeri. Yani nedir? 55 mm. Tabi yüzlük profil olduğu için üst tarafta 45 mm kalacaktır. 80'lik profilimize baktığımız zaman 80'lik profilin tabanı bu kısım. Tabandan bloğun yuvasına kadar olan mesafe neydi? V1 değeri 80'likte 45 mm. 45 mm'de bunu aldık. Dikkat ediniz. Bunlar nedir? Çakıştı. Evet. Sistemin tamamı için gerekli olan bloğun sayısı bu kadar. Tabii. Şimdi bir de ek parçaları hesaplayacağız. Çekme çubukların eklemelerinde bunu açıklamıştık. Demiştik ki her ek parça kendi alanıyla orantılı olarak ne yapar? Belli bir yük karşılar ve yüklemede de buna göre hesaplama yapar. Bulon adetini veya perçin adetini belirleriz. Ek parçalara geldiğimiz zaman
Ek parça için gerekli bulon adedini hesaplayacağız ve mevcut bulonumuz nedir? Şuradaki bulonlardır. Mevcut bulonla kıyaslayacağız. Eğer mevcut bulonların sayısı yeterli ise diyeceğiz ki tamam yeterlidir. Yetersiz gelirse o zaman gövdeye veya başlığa bütün hesaplamaları yapıp bitirdikten sonra düzenlemesini getirir yaparız. Gövde veya başlığa bir ilave atarız. Kaç tane gerekliyse tabii. Evet, ek parçaların bulon hesabı. 80'lik profilimize baktığımız zaman yani 80-88'lik eşit kollu L profilimiz ek parça. İlk başta ek parçadaki birleşim elemanının yani perçin veya bulonun kaç tesirli olduğunu belirleyeceğiz. Şöyle kesite doğru bir gideyim. Bakın 80'lik profilimiz burada. Ana profille burada etkileşim içinde. Bulonu kaç yerden kesmeye zorluyor? Bir yerden. Burada da aynı şekilde bir yerden. Yani gövdede de başlıkta da tek tesirlidir. Çünkü ana profille ek parça bir tek bu kısımlarda etkileşime girip bulonu kesmeye zorlayacaktır. Bir de burada başka da yoktur. Gövde ve başlık şaşırtmalı alındığı için nedir? Gövde ve başlığı ayrı ayrı bakıp kontrol ederiz ve gerekli olan kısımdan hesaplamayı yaparız. Demek ki 80'lik profilde nedir? Tek tesirli bulon hesaplayacağız. Mesela şu gövdedeki 90'a 14'lük levhamıza baktığımız zaman bu nedir? Bakın levhamız burada 90'a 14'lük iki noktada ne yapıyor? Bulonu kesmeye zorluyor. Çünkü ana profilde iki kısımda etkileşim vardır. 90'a 14'lükte çift tesirli bulon hesaplayacağız. 200'lüğe geldiğimiz zaman alttaki başlık levhasına geldiğimiz zaman da bu da yine bakın tek tesirlidir. O zaman demek ki 80'likte tek tesir, başlıktaki levhada tek tesir fakat gövdedekinde çift tesir olarak hesaplayacağız. Tek tesirli de hemen ne yapıyoruz? Zıt yönde çalışan parça olarak ek parçamız 8 mm, ana profil 10 mm, T minimum nedir? 8 mm'dir. Bu kısımda da baksak yine 8 mm'dir. Değişen bir şey yoktur. Hemen ek parça için dedik ki hesaplamamızı bakalım. 80-88'lik. 80-88'lik bir profilin, bakın sistemde iki adet vardır profil. Bir profil için hesap yapacağız. Bir profilin net alanı 10.86 santimetre kareydi. Yukarıda net alanları hesapladığımız zaman bunu zaten bulmuştuk. Ana profil katmadan sadece ek parçaların toplam net alanına baktığımız zaman 44.92 santimetre kareydi. Hemen ne yaptık? Parçamızın net alanı bölü ek parçaların toplam net alanı çarpı toplam pel kuvveti. 80'lik parça demek ki 11.778.70 kilogram karşılıyor. Hemen bulon hesabına bakalım. Tek tesirli bulon hesaplayacağız. Biraz önce açıklamamızı yaptık. Ezilmeye göre D çarpı T minimum çarpı sigma L emniyet. Bu kısımda ne bulmuştuk? T minimum değerini burada 8 mm bulmuştuk. Neden? L profil ek parçanın 80'lik profili 8 mm'dir. Ana profil 10 mm olduğu için T minimum değeri 8 mm'dir. Hemen ezilme kuvvetimizi hesapladık. Değerlerimizi yerine yerleştirdik. 3808 kilogram. Kaymaya göre baktık. Tek tesirli olduğu için bir tane kayma alanı mevcuttur. Çarpı kayma emniyet gerilmesi. Değerlerimizi yerleştirdik. Bu da 3177.72 kilogram. Demek ki bu durumda bu bulon tek tesirli olarak bu T minimum değerine göre azami ne taşıyacaktır? Emniyetli olarak 3177.72 kilogramı karşılayacaktır. Daha fazlasını zaten karşılayamayacaktır. Bu profilimizin karşıladığı kuvvet ne kadardı? 11.778.70 kilogram. Bölü, hemen ne diyoruz? Emniyeti karşılanan kuvvetimiz. Sonuç 3.71. Yuvarlamayı yaptık. Ne yaptık? 4 adete. Demek ki 80'lik profilde 4 adet ne olacaktır? Bulun bulunacaktır. Sisteme bir bakalım. 80'lik profilimiz nerede? Bakın şu kısımda. Kaç tane var? Artık tek tesirli olduğu için her birini bir tane kabul ediyorum.
1, 2, 3. Başlık kısmına bakıyorum. 1, 2, 3 de burada 6 adet. Mevcut 6 tane, bize gerekli olan 4 tane. Demek ki ekstradan daha fazla bulunan ihtiyaç yoktur. Mevcut bulunanlar yeterlidir. Burada 80'liği bitiriyoruz. Bundan sonra geçiyoruz hemen 90'a 14'lük parçamıza. 90'a 14'lük parçamızda çift tesirli bulunumuz vardı ve T minimumda 14 mm'ydi. Biraz önce açıkladık bunu. Mevcut bulon sayısına baktığımız zaman 3 adet. Neden 3 adettir? 90'a 14'lüğümüz sadece gövde kısmında olduğu için sadece gövdedeki bulonları dikkate alırız ve 1, 2, 3 adet bulon vardır. 90'a 14'lüğümüzün net alanı 10.08. Toplam net alan 44.92 idi. Hemen P kuvvetiyle çarptığımız zaman 90'a 14'lük parçamızda 10.932.72 kilogramlık bir kuvveti karşılayabilir. Ezilmeye göre hemen hesaplamamızı yapıyoruz. T minimum zaten belirlemiştik 14 milimetre. Değerlerimizi yerleştiriyoruz. Ezilmeye göre 6.664 kilogram karşılıyor. Kaymaya göre çift tesli olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Kayma yüzey yalanlı. Çünkü 2 adet kayma yüzey yalanı mevcuttur. Değerlerimizi yerleştirdik. 6.355.44 kilogram. Emniyetli olan yük hangisidir? Kaymaya göre olandır. Yani bir bulunumuz emniyetli olarak 6.355.44 kilogram karşılayabilir. Bakalım ki bu yük için ne kadarlık bir bulon lazım? Kaç adet olacak? Bu parçanın karşıladığı yük neydi? 10.932.72 bölü emniyetli kuvvetimizi yazdık ve sonuca baktık 1.72. Ne yapıyoruz? Hemen bir üste yuvarlıyoruz. Tam sayı olarak 2 adet diyoruz. Çift tesirli bulon. Uygun bulon lazım. Sistemimizde toplam kaç tane bulon vardı? Bu 90'a 14'lük parçayla ilişkili olan 3 adetti. Mevcut 3 tane var. Bize gerekli olan 2 adet. Nedir? Çok rahat bir şekilde karşılar. Burada da mevcut bulon sayısı yine yeterlidir. Geldik başlık kısımdaki levhamıza. 208'lik. T minimum değerimiz burada ne olacaktır? Hemen şöyle bir çıkalım kesitten bakalım. Evet, şuradaki kesitten de bakabiliriz. Tek tesirli olduğu için, yani neden? Çünkü bu levhayla ana profil sadece şöyle bir kısımda kayma yüzeyi oluşturuyor. Yani şuradaki bulonumuz bu levha için tek tesirlidir. Buradaki bulon da zaten aynısı olacağından dolayı bakmaya lüzum yok. Fakat nedir? Tek tesirlidir. Tek tesirde ne yapıyorduk? İki parçayı kıyaslıyorduk. 8 milimetre bu, 10 milimetre bu. T minimum değerimiz ne olacak? 8 milimetre olacak. Evet, mevcut bulon sayısı kaç tane? Buna da bir bakalım. Bakıyoruz 2, 4, 6 tane. Niye bunları 2, 2 kabul ettim? Çünkü sistemde bir burada var, bir de simetri var. Şu yönden ben bakarsam buradaki bulonu görürüm ama arkadaki bulonu görmem. Yani normalde 2 adet bulon vardır, biz bir tanesini görürüz. Burada birinciyi gördük. Bir de simetri olan var arka tarafta. 2 adet. 2, 4, 6. Mevcut 6 adet uygun bulonumuz var. Bakalım ki ne kadar yük karşılıyor ve ne kadar bulon lazım. 208'liğin net alanı 13.12. Toplam alan 44.92. Toplam P yükü ile çarptık. 14.229.88 kilogramlık yük karşılayabiliyor. Hemen ezilme ve kaymaya göre kuvvetlerimizi hesapladık. Geldik. Ezilmeye göre 3.808 kilogramı karşılayabiliyor. Kaymaya göre de 3.177.72 kilogramı karşılıyor. Emniyette olan yük hangisidir? 3.177.72. Bu elemanın karşıladığı yükümüz kuvvet olarak baktığından 14.229.88 kilogram bir yük gelecek buna.
Emniyetli kuvveti bize böldüğümüzde 4.48. 4.48 adet uygun bulun. Hemen ne yapıyoruz? Bunu bir üst değere, düz değere yuvarlıyoruz hemen. 5 adet tek tesirli bulon gerekli. Mevcut bulonumuz ne kadar? 6 adet. Mevcut 6 adet bulon olduğuna göre ekstradan nedir? Bir bulon atmaya gerek yoktur. Evet arkadaşlar. Çekme çubuklarında bulunduğu ekimizin hesaplaması burada bitiyor. Burada dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir? Şöyle soruda ufak ufak böyle bir açıklamalar yapayım. Birincisi, seçeceğimiz bulon ne kadar olacaktır? Kaçlık hangi bulon olacaktır? M14 mü, M16 mı, M20 mi? Hangisi olacaktır? Buna bir bakacağız. Tabloda bize 21 mm'ye kadar müsaade etmiş. T minimum değerini belirliyoruz. T maksimumumuzu 20.4 mm bulduğumuz için önerilen bulon çapından küçük olduğu için nedir? Bu sefer bunu alamıyoruz. Bir küçüğü olan M16'yı seçiyoruz. M16'da zaten şöyle bakarsak 17 mm olacaktır. Bulonumuzun çapı 20.4'e kadar müsaade ettiği için uygundur. Bundan sonra çekme çubuklarında eklerindeki şartlara bakıyoruz. Ana profilin net alanıyla ek parçaların net alanını kıyaslıyoruz. Hiçbir zaman ne dedik? Ek parçaların net alanı ana profil net alanından fazla büyük olamaz. Burada net alanları da hesaplarken mesela kaçlıkta M16 bulunu belirlemiştik. Hemen buna 2 mm ilave ediyoruz. Yani 16 artı 2 18 mm sayıya hesaplıyoruz. Net alanları hesapladıktan sonra ek parçaların toplam net alanıyla ana profilin net alanını kıyaslıyoruz. Her zaman ek parçaların net alanı ana profilin net alanından büyük olmak zorundadır. En kötü ihtimalle eşit olabilir. Baktık, birinci şartımız uygun. İkinci şartta hemen geliyoruz, ağırlık merkezi hesaplıyoruz. Ana profilimizin ağırlık merkeziyle ek parçaların ağırlık merkezlerinin çakışmasını istiyoruz. En kötü ihtimal 3 mm'ye kadar müsaade ediyoruz. Bundan sonra geçeceğiz bulon hesabına. Bulon hesabında alacağımız D değere dikkat edelim. M16 bulon olduğu için bulonun gövde çapı kaba bulon değildir. Tabi bu uygun bulon olduğu için nedir? 17 mm olacaktır. Ama kaba bulon olsaydı M16 bulonunda yine 16 mm kaba bulon gövde çapı olacaktı. Bulonlarımızın sayısını hesapladık. 12 adet olacak. Yerleşimlerini getirdik. E değerini, E1, E2'leri belirledik ve yerleşimini de yaptık. Sistemin tamamı burada çözülüp bitmiştir. Geriye sadece ek parçalar kalmıştır. Ek parçalarında hemen alan değerlerine göre karşıladıkları yükü hesapladık. Buradaki tabi net alandır. Buna göre her birisi için tek tek bulon tesir sayısını belirledik. 80'lik profille ana profilin etkileşiminde bulon tek bir yerden kesileceği için o zaman tek tesir olacaktır. Fakat 90-14'lüğe geldiğim zaman bulonu iki yerden keseceği için iki tane kayma yüzü oluşacak ve ne olacaktır? Hesaplamada 90-14'lüğü yaparken de çift tesirli olarak kabul edeceğim. Başlık kısmında bulonu tek bir yerden kesmeye zorluyor. Tek tesirlidir. Bu da nedir? Artık bunda da tek tesirli hesap yapacağız. Evet, bunlara düzgün bir şekilde dikkat edeceğiz. Hesapladığımız zaman acaba elimizdeki bulon sayısı yeterli mi? Yani sistemde mevcut bulon kaç tane? Mesela burada baktığımız zaman mevcut bulon 6 adet. Diyor ki bu yükü karşılayabilmesi için 4 adet tek tesirli bulon lazım. Mevcutta 6 adet var. Biz 4 tane gerekli olduğunu bulmuşuz. Mevcut sayı gerekli olandan fazla olduğu için ekstradan ilave bir bulon atma ihtiyacını görmüyoruz. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki ders görüşüne kadar hoşça kalın, iyi günler.